Sen bir soru sorayım. Ya ben bana verse ben bu dersi yapardım diyeniniz var mı? Dersi ona vereyim. Bir daha. Ya şu ders, ben bugünlerde çalışıyorum bunun üzerinde böyle. Şunu da hazır gibi hem mutala ederiz diyen var mı? Abi ben şöyle diyecektim o kardeş gelmeyince. İsterseniz soruları soralım. Mesela ben aklımdaki soruları söyleyecektim. Namazın arkasına geçme meselesini bir daha anlatır mısınız diyecektim. İşte geriye çıkıp bir daha bakmayı anlatır mısınız diyecektim. Ama tabii yani siz diyorsanız ki dersi bir isteyelim buyurunuz. Ben de ki bu aklıma gelmişti yani. Antika bir şey. Yani bugün soru cevap yapalım diyoruz. Öyle mi yapalım diyor. He hocam. Hikmetim. Evet abi ben evet abicim ben öyle düşünmüştüm. Yani birkaç Tamam. tane soru cevap yapalım Tamam. diye. Kahveyi oradan çek. Hemen Yeşil. bir sorudan başlayayım isterseniz abi. Şey diyeyim mesela geçen onu ben kaçırdım yani nasıl tam olarak anlaşılmadı yani internetten midir nedir şöyle be. Onu anlattığınız siz şekilde anlattınız. Kardeşim birisine dediniz ki bak, yap bakalım şunu diye. Yani namazın arkasına geçip bakmaya mesela ben hala merak ediyorum. O aklımın içinde böyle bir çevirip duruyor beni. Hasan abi nasıl sorayım nasıl sorayım diye. İşte bunu bir sorayım abi size. Yani Cenab-ı Hak nasip ettiğini soruyorum ben de yani. Neydi o ben Bundan konuyu bilemedim mi? evet şöyle diyeyim 6 gün önce falandı yani konuyu şimdi şey değil de yani namazın gerisine geçip bak namazına falan demiştik. Hatta orada bir İbrahim kardeş miydi? Neydi? Ona da dediniz ki kalk kardeşim sen bir bak bakayım yap bakayım diye. Ha Yani ha ha ha. kendi bakmak. Tamam. Kendi namazına bakmak falan gibi. İbrahim kardeş de oradaysa ya da abi oradaysa o da Tamam söyleyecek tamam bir şey olacak anladım. şimdi. Hatırladığım Anladınız tamam. kadarıyla oysa şu, bu akşam soru cevap yapalım madem. Olur abi. Abdullah bugün şey yapamadı. Şimdi insan düşündüğü ve hayal ettiğine dönüşüyor ya. İman ile itikat sonuçtur. Vesvese ile vehim süreçtir. Şimdi hayali kullanacağız. Mesela Hikmet sen sorduğuna göre şimdi ben sana sorayım. Oturduğun yer. Bak bakalım önünde ne var? Baktın mı abim? Ay sesin açık olsun. Baktım abi. Bak. Şimdi tavana bir bakar mısın yukarıya? Baktım abi, bakıyorum. Yani kafa indir şimdi normal. İndirdim abi. İlk önce kolayını yaptıracağız. Sonra biraz ilerisini. Gözünü kapat abi. Kapattım abi. Tamam. Tavanı görmüştün ya biraz önce. Hayal eder Evet. misin? Ediyorum abi. Ha, şimdi kafana bakar mısın? Bak kafana. Nereye bakayım abi? Tavana mı? Yok. Hayalen tavana çık. Tamam çıktım abi. Tepene kafana bakar mısın yani kafa şu kendine bakar mısın oradan? Görüyor musun? Bakıyorum. Görüyorum abi. Kendini görüyor musun abim? Görüyorum. Görüyorsun. Çok güzel. Görüyorsun. Peki gözünü açarak görmeye çalış. Hem bize bakıyorsun, hem oradan kendine bak. Tavandan mı? Yukarıdan Aynı bakıyorum yerde işte. yani. Gözünü açarak yapacaksın. Açtım bakıyorum abi. Evet. Hayalen becerebildin mi abi? Becerdim onu abi. Çok güzel. Çok güzel. Herkes yapamıyor bunu. Şimdi gözü kapalı iken kendine bakabilirsin de böyle. Hem Evet. bana bakacaksın yani buraya bakacaksın. Hem de hayalen tavana çıkacaksın kendine bakacaksın. Gözün açık. Bir daha yap abim. Yapayım abi.
Bunu 3 kere denedim ben abi evde. Ben anladığım o muydu diye de bir daha deneyeyim, bir daha su yapıyorum şimdi. Yap bakayım. Kapattım gözümü şimdi. Tavana baktım şimdi önce. Şimdi kapattım gözümü. Yok şu hiç daha gözünü kapatma. Madem gözü kapalı rahat yapıyorsun, gözü açık başta. Şöyle bak, bir bak. Başladım. Bir tavana sonra şimdi bak. Evet abi. Çık yukarıyaken bak. Çıktım abi yukarıya. Gözüm açık bakıyorum ben. Size bakıyorum. Yukarıya çıktım bakıyorum şimdi. Kendime de bakıyorum. Beceriyorsun değil mi hocam? Bize bakıyoruz. Evet abi. Çok harika. Bu yapa yapa namaz kılarken bile kendin kendini seyretme makamına doğru gider bu. Alışa. Ama başka bir yerler anlatmaya çünkü delidir derler. Yok, ben sadece onu şeyde de denedim. Yani yaptığım işte namaz meselesinde birkaç defa denemeye çalıştım. Bir de ben kendim böyle normalde bir işte laboratuvara girdiğimde denemeye çalıştım. Bakayım ben ne yapıyorum diye. Ama kasten namazda yapma ama. O yapa yapa gündelik hayatta meleki olur o. İnşallah. Peki biraz da ileri götüreyim. Buyur abi. Tamam. Bunu yapa yapa ikinci mehale. Şimdi arabayı kullanıyorsun Hikmet. Evet. Hikmet böyle sisli. Ön taraf sisli. Tamam mı sis? Ne yaparsın? Koltuğu yaslanıp sürmezsin bu rahatlıkta. Direksiyonu tutar, cama yanaşıyorsun. Aynen. Yanaştın mı abi? Yanaştım evet. Aynen. Ha, arabanın çerçevesini görürsün böyle. Camı. Tamam mı? Cam çerçevesi. Ha, kapı burada tabii. Yanaştık ya kapı direği burada. Araban kapotunu şey yapacaksın. Görüyorsun. Evet. Görüyor musun abi? Görüyorum abi. Evet. Şimdi ben sana söylediğim hayal yap. Şimdi bir arabaya bin abi. Bindim abi arabadan zaten. Çok güzel. Harika. Ha, şimdi yanaştın. Amerika'da şimdi saat kaç ki? Saat abi 2. Öğleden sonra 2. Ha çok güzel. Arabada mısın şimdi? Arabadayım abi. Arabanın içindeyim şimdi. Tamam. Yanaş böyle. Şu arabanın kapının direğini gör ve kaputun içini üstüne bakabilir misin? Böyle camdan. Görüyorsun değil mi? Camdan bak. Ha. Kaputu görüyorum. Çok rahat görüyorum. Evet. Tamam. Çok güzel. Senle yani bakanla bakılan farklı olduğunu gördün mü? Arabayla sen farklısın. Evet. Farklısın değil mi arabadan bak. Aynen. Ha. Evet. Şimdi biraz geri gelir misin? Yani orada dur da. Bakarken şimdi bedenine gir de şu gözlerinden bakar mısın? Böyle arabanın kenarından böyle kapı direği, kaputun üstü diye. Şöyle... Böyle bedeninden sen beden araba gibi düşün. Oradan bakıyorsun. Yani kapot beden oldu kapot gibi. Yani kaporta aynen gibi. Böyle bazen namazda bunu tabii insan yapa yapa tefekkür ede de yani üniversitede yapıyorsunuz ya ders anlatıyorsunuz sözler laboratuvara iniyorsunuz. Bu ders laboratuvar dersi olsun. Böyle arabanın kaputu var, kaportası. Ben içindeyim. Baksana bakıyorum. Aynen bunun gibi. Böyle biraz böyle arkaya geçip gözlerden bakabilecek misin? Yani gözlüğünden bakıyorsun. Çünkü gözü görmüyorsun şu anda. Bak gözle baktığın halde gözü görmüyorsun. Tamam? Evet. Kulakla duyduğun halde kulağı duymuyorsun. Şimdi aklı kullandığın halde kullandığın yok ortada. Ben derken ben de yok. Şimdi bu beden bir var olan beden var. O da bana ait zannediyorsa bu şeyler falan. Ha buralar. Böyle benim. Şimdi gözlerde böyle o kafanın içine böyle geç. Kafadan bak. Ama nasıl oluyor biliyor musun? Yani böyle sanki vücudunda arkasına geçtin. Böyle gözlerden bakıyorsun yani. Kaporta gibi oluyor.
aynı kaburta gibi oluyor abi. Geçen sabah namazına kalkarken öyle oldu. Kalkamıyorum böyle, zor kalkıyorum. Yani dedim ki bu beden tabutsun kardeşim, kalkacaksın işte, başka bir şey yok yani. Kendi kendime de hikmet, zorla bu bedeni, bu tabutu zorla da kalksın diye. Aynen öyle hissettim yani. Kaburta gibi, tabut gibi dedim, bunu kaldıracağız, kalktı yani. Bu becerdiğin... Efendim devam et. Bu da bunun gibi olduğunu bilmiyorum. O gün onu düşünürken sabah namazında böyle kalktım yani. Kalkamıyordum. Dedim ki bu tabut, kalkacaksın yani. Başka bir şey yok. Hikmet zorla dedim yani kendi kendime. Evet. Yani bu adamı zorla diye ben de tabut kaldır diye kalktık ya. Çok şükür. Bu sefer... Yani, evet. Hikmet... Sonra bilmiyorum yani. Evet. Hikmet mesela bu biraz daha... bir tavan yaptık, bunu yaptık. Tefekkür edince diğer mehaleler var. Boş ver şimdi onu. Şimdi biz bedenden dışarıya bakmayı her daim olmaz. Bazen böyle Allah, yani her daim huzuru etemler var. O bahtiyar insanlar var tabii de. Böyle bazen böyle vücudun gayri ihtiyari bir bakıyorsun ki adamın içinde olduğunu çok rahat hissediyorsun. Ben bir şeyin içinden dışarıya bakıyorum böyle arabanın kaputu gibi. Böyle ben eğilmek istiyorum, adam eğiliyor. Yani hep ben istiyorum, o yapıyor. Yani bu sefer kendin ne işine yarayacak bu? Kendin kendini seyretmeyi, bunu becerirsek bedende farklı olduğumuzu, hani çocuk doğduğu zaman elini, ayağını, gözünü, hatta gazını kendisinden farklı olduğunu, yabancı olduğundan korkar bebek, affedersiniz yani, biliyoruz da. Yani çocuk gazı bile gelse korkuyordu. Çünkü niye? İlk defa rastlıyor. Yani ilk defa yağmuru gören çocuk semadan bir şey düşüyor korktuğu gibi. İnsan elini sokar gözüne falan, tanımaya çalıştığını görürsünüz bebeğin. O zaman o kadar alıştık ki bu yabancı idik burada. Yapa biz demeye başladık buna. Şimdi bu tefekkürlerle hakikaten ne işine yarayacak? Böyle bazen yer kaportanın arabadan hem yola hem arabanın kaputuna bakar gibi. Bu bedenden bakma melekesine sahip olduk mu, zaten bedeni ustad hazır zaman tabutu duyuyor. Tabutu dur diyor. Tabut bu ve ölüm buna adır. Küllü nefsin zayikatul mevt. Küllü ruhun demiyor. Ruh kurtuluyor hapisten. Nefisi alıyorlar bu tarafa. Nefis nedir o? Bedensel his, heves ve hevanın toplamıdır. Manevi nefse emmare nedir? Gurur, kibir, haset, ahlak-ı seyyedir. Bunu bir şey de soracak mıydın Hikmet'im? Yok abi, kapatabilirim istersen. Şimdi buydu sorum benim. Yani kardeşler de sorsun. Sonra tamam. Var daha evet. Sorularım da ben sorayım. Başka sen kapatabilirsin. Başka soru. Ama kısa olacak soru. Beraber mutala edeceğiz. Veya bu konuda başkaları bir şey diyecek varsa çok kısa, ama uzun olmasın, çünkü 54-55 kişiyiz. Birer dakika versek bir saat eder. Başka sorusu olan veya buna farklı bir yorum getirebilecek çok kısa varsa alabiliriz. Yok. Peki sorusu olan var mı? Başka? Hikmet, sor ikinci sorunu abi. Bu kardeşler bütün meselelerini bitirmişler çok şükür. Tamam. Onları hiç düşünmedim. Belki hiç sorun kalmayacak da şey. Şimdi abi bu bazen insanda bir takım yapılan şeyler meleke haline geliyor ya. İşte yani bu tefekkür meselesinde değil de bazen yani küçük günahlar da diyeyim. Yani bazen insan rahatsız ediyor böyle. Çok acayip şekilde rahatsız ediyor. İstemesen de. Örneğin bu harama bakmak gibi, yani bu bilerek isteyerek sokakta değil de bazen çalıştığın iş yerinde oluyor. Birden böyle bir şey yapınca insan rahatsız da oluyor yani bundan. Ama bu bir bazen de şey oluyor.
o çok rahatsız ediyor. Bundan ben şöyle yaptım, dua ediyorum. Yani ne kadar uzak dursa işte yaklaşmayı özgür denilen meselesinden yaklaşmadığım kadar yaklaşmıyorum. Ama çalıştığın iş yerinde bazen bu oluyor, mecburen oluyor. Kaçmaya çalışıyorsun. Bir de dua ediyorum. Başka ne yapılabilir abi? Yani sizlerden de çok dua istiyorum. Ben o kadar da hep abilere, kardeşlere, kimi görürsem de dua etmesini istiyorum. Buradan da hem sizden hem de kardeşlerin hepsinden beni dinleyenlerden de dua istiyorum. Ne olur Allah rızası için dua edin. Çünkü geçenlerde bir şey, ben hadis diye bir hadis meselesini anlatmıştım abinin bir tanesini, onu duymuştum, onu dinlemiştim. Yani sahabelerden bir çoğuna, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, yani onlar da sizin gibi ama yaptıklarının hepsini Allah rüzgar gibi süpürüp götürecek meselesi vardı. Yani onlar yalnız kaldıklarında yahut da işte böyle bir şeyde bir harama girerler. Yani bu ufak tefek fark etmiyor yani. Büyük haram inşallah olmaz da yani Allah'ın izniyle. Ufak haramlar da oluyor yani böyle. İşte bundan kurtulmak, bu meleki haline dönüştürmemek hesabına başka neler yapılabilir meselesi vardı. Çünkü orada şöyle bir mesele de anlatılmıştı. Üstad bir alimle beraber Anadolu Üniversitesi'ne işte bir derse girmişlerdi ve üstad 3 ayda bitirmiş, çıkartmış, gitmiş. Diğer alim 30 senedir görüyor, bunu görünce demiş ki, ya Seyda sen demiş nasıl ettin sen bu 3-3 ayda vurdun, şu şeşini çaktın gittin. Ben demiş ya biz 30 yıldır bunu yapıyoruz. Üstad Hazretleri de demiş ki, ya ben demiş gökte bir zemir keşfettim ve merdiveni dayadım kardeşim, oradan alacaklarımın hepsini aldım. Ondan sonra yani hareket ettim. Şimdi o şeyle demiş ki, ya nedir bu merdiven? Gökteki zemire dayadım merdiven. Üstad Hazretleri, kardeşim ittika, yani intikat diye söylemiş. Yani bunu tam olarak elde edebilmek için duadan başka neler yapabilirim mesela yani. Bazen elinde olmadığı şekilde işte iş yerinde, ya dışarı çıkmıyorsun, çıkmamak için de yapıyorsun, yaklaşmıyorsun. Duadan başka, eylem olarak başka neler yapılabilir? Kendimi, ben doktor, biz şey, doktor meşguliyetle doktor teslimiyet davasını da yapıyorum. Meşguliyet meselesi çok güzel bir doktor, sizin önerdiğiniz abi. Başka var mı böyle bir şey diyeceğiniz? Ki yapayım ben bunu, eylem olarak yapayım. Bir de yani bu vesileyle de oradaki bütün kardeşlerden ve sizden de dua bekliyorum inşallah. Bu benim de meleki haline gelmesin. Bütün sürekli böyle bunlarla gözümü kaldırıyorum, görüyorum, görünüyor yani. Bir dua evet. İnşallah. Allah razı olsun. Allah seni ve bizi ve hepimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, bize dua ettiklerimizi, bahseten bu daire-i nurum, bu kardeşlerimizi, şu anda olan da olmayan kardeşlerimizi de, nur talebelerini ve Müslümanları bu dertten kurtarsın inşallah. Allah merhamet eylesin. Musa'nın Rabbi hürmetine. Musa'nın Rabbi hürmetine, İbrahim'in Rabbi hatırına, İsa'nın Rabbi kutsiyeti hatırına Cenab-ı Hak duamızı kabul eylesin inşallah. Şimdi ne yazdı? Dur bakayım, kardeş ne diyor? Yeni gelenler inşallah soru inşallah, tamam. Şimdi itika nedir Hikmet? İtika nedir itika? Ustad demiş merdiveni dayadım. İtika. Yani itika ya Allah'ın dediklerini yapmak, yani yap dediklerini yapıp yapma dediklerini yapmamak, günahlardan uzak durmak demek diye ben anlıyorum. Ve bunu peçete. Evet. Peki takvadan ne farkı var? Benim sormak istediğim şuydu. Takvadan farklı ne özelliği var ittika? Ha, onu bilmiyorum abi. Güzel oldu, güzel soru oldu. Allah razı olsun. Daha öğreneceğiz. Beraber öğreneceğiz. Ben de bilmiyorum. Öğreneceğim ya. Peki arkadaşlar, takva ve ittika nedir abiler? Arkadaşlar burada mısınız? Buradayız abi. Tamam. Şimdi takva nedir? Takva.
Vicdandaki dört hasletin cemi değil mi? Bir lugatını söyler misin? Takva. Takva vicdandaki zihnin marifetullah, hissin muhabbetullah, latife-i Rabbaniye'nin cemil cemi değil miydi abi? Tamam. Başka takva lugatta neydi? Günahlardan içtinab etmek abi. Bir kere o şey biraz böyle güzel şey yaptı Hüsnü. Öteye taşıdı bizi ama genel olsun diye bak ne yapmış? İtika kelimesi imanı andırır. Bir tanesi yazmış bakayım itika. İtika lafzıyla imana işaret edilebilir. Fakat tecenüp kelimesi bu işi göremez. Bunun içindir ki okuyamıyorum. Ne diyor? O hakikisi cezası olan nun yerine şey çıkmıyor. İhtiyar ve ikame edilmiştir. İtika sakınmak. Tamam. İtikatı. Peki takva nedir abiler? İtika ile tecenüp ikisi de bir manayı ifade ederler. İtikanın tecenübe ciheti tercihi nedir? Sakınmaktır değil. Yani biz itikayı bilmiyoruz ki. Peki onun üzerine konuşacağız. İtika nedir? Hasan abi değil mi? Takva günahlardan içtinap. İtika da hayalini dahi günahlardan içtinap etmek. Peki öyle mi abiler? Bak Volkan demiş ki Fettaku mu yazıyor? O kadar ufak okuyamıyorum. İtika ile tecennüp ikisi de bir mana ifade ederler. İtikanın tecennübe ciheti tercihi nedir? Tecennüp. Evet, itika imana tabidir. Yani itika iman olduktan sonra husula gelir. Tecennüpte bu tebayet yoktur. Binaenaleyh itikat kelimesi imanı andırır ve itika lafzı ile imana ima ve işaret edilebilir. Fakat tecenüp kelimesi bu işi göremez. Şart-ı cezası 137'de günah ve meniyattan iştibat etmek tamam. Bu takva günahlardan ve meniyattan iştinab etmek. Peki şöyle diyelim. Beraber olsun istiyorum ben. Atölye çalışması olmasını istiyorum. Günahlardan ve meniyattan ikisi eşit midir? Hayır. Günah malum, muayyen olan şer'i, haram olan şey. Meniat ise içsel kaçınmamız gereken şeyler. Kaçmamız gereken bidatlar, hurafeler, haset, kin, nefret. Bunların ifrat ve tefrit modları. Bu da nedir? Meniattan. Bu men edilmiş. Mesela hayalini fasık etmemek. Ne oldu bu o zaman? Takva. Takva günahlardan ve meniyattan içtinab. İttika ise artık nefsin levvame, yani günaha düşer de fakat lanet olsun şuna ya. Allah bir şey yapsın bunu. Nereden gene düştün buna? Nasıl vesile oldu? Yani günaha düşer, günah da yapabiliyor ama lezzet almıyor. Sıkıntı çekiyor. Almıyorsa nasıl bakıyor? Birisi baktırıyor. Gazel ne diyor? İttikaya dört çeşit diyor. Neymiş şu peki o? Şimdi Hüsnü güzel şey yaptı. İlk önce ben altyapısını şey yapayım da ama bu arada tespitiniz varsa paylaşırsınız. Yani çünkü beraber bir mutala, yani ben bir ders takdim etmiyorum. Sorularınıza şey yapıyorum. İtika içsel aleminde, yani mesela nefsini mağlup etmiş veya muvaffak olmuş, öldürebilmiş. Maddi nefs emaresini öldüren manevi nefs emare de var diyor Kastamonu'da. Yani günah işlemez değil. Nefs-i levvame levme diyor. Ya ne olsun bunun falan. Bir de mutmaine var, raziye var, safiye var. Bu mertebelerde ittika
ifade edilebiliyor. Peki insan buna nasıl muvaffak olur? Hüsnü güzel söyledi. Vicdandaki dört yapıyı aktif etmek. Nedir o? İrade, zihin, his, latife-i rabbaniye. İrade, yani böyle bir tayin pekmez koyar gibi iradiyat. İradenin vazifesi neydi? İbadetullah. Koy içine. İrade, zihnin vazifesi neydi? Marifetullah, koy içine. Hissin vazifesi neydi? Muhabbetullah, koy içine. Latife-i Rabbaniye'nin vazifesi neydi? Muşahadetullah, huzur yani. Böyle bir derste veya bir namazda. Bu Latife-i Rabbaniye, Rabbini, kendi Rabbini görmenin, yani hazır olmaktan sende ortaya çıkan huzurdur. Bu dördünü cem edersek insanda ittika olur. İttika olur. Yani peki gelelim hikmetin şeyine. Nasıl yapacağız? Ben ilk önce İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde devamlı naklettiğim bir şeyi nakledeyim. Sonra şeriattaki ifade edeyim. Sonra şey yapayım. Bir, İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki ne olmak istiyorsanız sizden önce olanlarla beraber olun. Yani bir kere cemaatsiz ayakta duramazsın. Mümkün değil. Mümkün değil. Delil herkes kendisidir. Bazen Ahmet'e, Mehmet'e, dairenin içine birilerine kızdık, uzaklaştık ya. Birilerine kızdık, uzaklaştık. Peki biz o derse, dershanelere, abi kardeşlere dönene kadar ne kadar bedel ödedik değil mi? O zaman ifade edeyim. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin dediği gibi ne olmak istiyorsanız sizden önce o işe muvaffak olanlarla beraber olun. Menfisini söylüyorum. İyi bir kumarcı olmak istiyorsan iyi kumarcılarla, iyi topçu olmak istiyorsan iyi bir topçularla, iyi bir marifetullah sahibi olmak istiyorsan bu işin uzmanıyla, uzmanlarıyla. Yani iyi bir marifet ve tefekkür ehli veya takva sahibi, günahlardan uzak. Mesela günahlardan uzak takva sahibidir. Ama adam şüphelilerden de uzaklaşıyor. Bu ittika. Şüphelilerden uzaklaşıyor. Vicdaniyat bir şeydir. Hakkında vazgeçiyor ittika yani. Yani mesela ittikanın öyle bir seviyesi var ki karşımda diyor alevleri semaya yükselmiş, evladım yanıyor, imanım yanıyor. Adam kendisinden vazgeçmiş, arzularından vazgeçmiş, ne hislerinden, isteklerine vazgeçmiş. Maddi ve manevi bu davayı vermiş. İttikanın bunlar sürecinin ta uçları bu. Şimdi bunlarla beraber olacaksın. Yani birinci yol bu. İkincisi, la ilahe olmadan illallah olmaz. İlk önce terk olacak. Terkler olacak. Terkler olacak, terkler. Ama başta söyledim. Yani ne olmak istiyorsan onunla beraber olacaksın. Onlarla beraber olacaksın. Tutunamazsın. Demek ki terk olacak. La ilahe terkler, illallah eylemler. Elimizden geldiği kadar. Hikmet bunu söyledi. Tamam diyor, ben üniversitedeyim. Demedi de ben söylüyorum. Ortam malum, El Amerika gibi bir yerde. Birincisi, elinden geldiği kadar iyilerle beraber olacak. Elinden geldiği kadar cemaatiyle fıkı olacak. Elinden geldiği kadar, yani diyecek ki ben burada üniversiteyi uygulamaya çalışıyorum. Ben burada, herkes beni seyrediyor. Ben burada iman hizmeti kadrosu gibi kendisine göre herkes bir formül bulması lazım. Ben seyrediliyorum gibi.
kendine motive edici cümlelerle ve her gün mutlaka evradımız ve tefekkürle alakalı, çünkü nur talebesi, talebe demiyor diyorum, dost demiyorum, kardeş demiyorum, nur talebesi, ya yazmak, ya okumak, ya dinlemek, nur talebesi, üçü de olması lazım ya. Yani derse katılacaksın haftada bir kardeşim. Her gün okuyacaksın kardeşim. Al bir defteri. Al şöyle. Tamam. Yaz kardeşim ya. Bir yaz. Nun vel kalemi ve ma yesturun ayetine mazhar ol ya. Yaz ya. Bir şey yaz. Alemine düşeni yaz böyle. Ondan sonra böyle notlar aldığın zaman böyle kendine ve benim gördüğümü şimdi görmüyorum. Nedir o? Rüştü abiler döneminde görürdük. Bizde de vardı böyle ama bir nur talebesini çantasız sokakta göremezsiniz. Zaten alameti vardı. Çantalı kim görürseniz nurcudur derlerdi. Orada sarığı vardır, takkesi var, tesbihi var. Okuduğu risale var. Birisini de rastlayınca vereceği, hediye edeceği küçük eserde var. Böyle ufak bir çantası olurdu. Böyle. Bu seni korur. Yani yanında olduğu zaman. Üniversitede başka o ortamda, o ortamlarla olan güzel insanlarla beraber olmak, yani kendimize göre orada motive edici, mutlaka şöyle mutlak değil. Ama bu sayıldıkları halde hakikaten gene imkansız durumda ise erisku alallah diyeceksin, o işi terk edeceksin yani. Başka ama işin oturtmadan başka bir işi o terk etmek değil de, çünkü adetullah kanunu da işliyor. Yani hep bunlar kendine göre şeyler yapıp yaptıktan sonra baktın ki namaz kılamıyorsun. Baktın ki mümkün değil haramların içinde. Farz değil, vacip değil ya. Başka bir iş tutarız. Gibi anlıyorum. Ama başka bir şey söyleyecek arkadaşlar var mı? Benim hatırıma gelen bunlar oldu. Başka sorusu olan var mı abiler? Veya buna benim eklediğim... Efendim üstüm. Abi şöyle bir şey sormak istiyorum da, iki şey beni çok meşgul ediyor. Birisi, sırrı insaniyeden ene ve ruha nasıl bakabiliyoruz? Bunu nasıl hissedebiliriz? İkincisi de, cennette Allah Celle Celaluhu'nun tecelli ettiğinde biz hüsnü zanlarımızı nasıl muhafaza edeceğiz ki Allah'ın razı olduğu şeye ulaşabilirim? Bir de söyle bu son soruyu. Şimdi cennette Allah tecelli edecek. Fakat onun razı olduğu tecelliyi biz yakalayabilmemiz adına orada o rızaya nasıl ulaşabileceğiz? Hmm. Yani çünkü orada öyle bir şeyle karşılaşacağız. Anladığım, hissettiğim kadarıyla acele edip bu şeyden mahrum kalmak olabilir mi? Bunun için nasıl bir önlem almalıyız diye evet. Düşünüyorum. Evet. Peki sır nedir abiler? Sır sonra sır insana geçeceğiz. Sır nedir? Yani sır olsun diye denmemiş. Yani zıtları bir arada cem etmek mi abi? Evet. Sırdır. Mesela artı 10 derece ile eksi 10 derece burada odada var ama sıfır değil. Ama adet-i ilahi itibariyle artı 10, eksi 10 aynı ortamda sıfır olur. Öyle. Bu tılsımdır. 8. sözde var ya, kuyuda nasıl kurtuldu adam? Tılsım ile. Tılsım ile kurtuldu. Sırla kurtulmadı. Efendim? Orada kuyuda neyi fark etti? Yukarıdaki aslan, aşağıdaki o canavarı. Şeyde kuyunun duvarı bir incir ağacıdır. Kökünde fareler kemiriyor siyah beyaz. Baktı ki o aslan, ecel aslanı ata nasıl inkılap etti? Tılsım. Ne yaptı tılsım? Tılsımı fark etti. Tılsım dönüştürmektir. Dönüştürmek. Mesela artı 10 derece varsa, eksi 10 derece varsa sıfır olur. Siyah ile beyazı karıştırırsanız gri olur. Sırda böyle bir şey yok. Zıtlar hepsi her makamda zıtların her mertebesi
orada bulunması birbirini ortadan kaldırmıyor. Bu sır. Sır. İki tane sır var. Bir kafada var. Girmeyeceğiz detaya. Bir de vicdanda var. Bu ikisini cem edince sırrı sır oluyor. Sırrın sırrı şudur diyor Üstad. Yani ruhun ruhu. İman için ne diyor? Hayatın hayatıdır diyor. Dimağa ait bir sır var. Bir de vicdanda bir sır var. Sırrın ikisi cem olursa sırrı insani oluyor. Sırrı insani nerededir? Sırrı insani. İnsan. Neye insan diyoruz biz? İnsan. Mesela ruh, kalp, vicdan, dima bütünlüğüne insan diyoruz. Bu hakikatte bulunuyor. Sırrı insani. Şimdi bu sırrı insani nasıl eneye bakacağız diye. Şimdi kardeşim kainatta adetullah işliyor. Pat diye kimse usta olmuyor. Çırak olmadan, kalfa olmadan. Birisinden de ders almadan da olmuyor. Böyle bir adetullah yok. Ustadsız Risale-i Nur, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamsız Kur'an yok yani. Ama eline geldikten sonra, kitap eline geldikten sonra herkes kendisine kabiliyetine göre istifade eder. Ama kayda itibariyle mutlaka bir şahıstan çıkıyor. O zaman bize yani doğru zannettiğimiz kendi alemimizde ben kendimi inşa edeceğim, kendimi ihya edeceğim, inşa edeceğim. Hangi yöntemle seçersin? Yöntem seçersin. Yöntem mesela evlilere diyordum ya, Fatıma modeli var, Ayşe modeli var, Rabia modeli var, Asiye modeli var, Hatice modeli var. Tam model var. 28 tane de peygamber modeli var. Yani insan olma modeli var Kur'an'da. O da şey tarafı. Şimdi nurun hizmetinde de modeller farklı. Yani kendini inşa etmek, ihya etmek adına. Hasan Feyzi abi, Hafız Ali abi, Hulusi abi, Zübeyir abiler bunlar bir model. Ondan sonra Sungur abi böyle bir model, fıtratı. Sungur abi, Hüsnü abi, Abdullah Yeğen abi, Aytümür abi bunlar da bir yani model. Yani, la teşbih ve la temsil oradaki misali gibi veriyorum. Model. İslam'da yani kalbi esas alıp bir meslek var, İslami hareket. Dima esas alan var, ruhu esas alan var. Fenayı esas alan var, bekayı esas alan var, ilmi kelam esas alan var, hadis imamları var, müştehitler var, mücedidler var, müfessirler var, var da var. Kendimizi üstü çok emret verdiğim için bu sorusuna, yani sırrı insanımızla enemize nasıl bakacağız? Bu soruyu sorabilen zaten yarısını çözmüş demektir. Es-suali nisfil ilm. Sual fotoğraftır, fotoğraf. Yani cüzden külli bütünler görebilen bunu sorar. Eğer bir yerden okuyup nakletmiyorsa, kendi ihtiyaç hissetmişse zaten yarısını çözmüş bu olayı. Bir kere nasıl bakacağız? Bir, bakanlarla beraber olacağız. Bakmayanların tenkitlerine, hani ayette diyor ya aşağılamalarına hiç ses atmayacağız. Ne demek? Cevap vermeyeceğiz. Enfus'ta olmanın alameti, yani bu yolda, bu yol böyledir. Bu yol böyledir. Yukarıdan aşağı ineyim. Allah Resulü ne demişler? Dinimize muhalif bir din mi getiriyoruz? İn aşağıya. Hazreti İmam Azam radıyallahu anh, kadesallahu esraruhum, kudüsesi ruhu, İmam Azam, Zeynel Abidin, ya İmam-ı Bakır olsa gerek, sen ceddimin dinini mi bozuyorsun? Nereden çıktı bu Kur'an'dan mana çıkartmak? İçtihat, içtihadın annesi ya, anası yani. İmam Azam, yani mana ne demek ya bu, neyse o yani.
Sen ceddimin dinini mi bozuyorsun? Aklını karıştırarak nakli mi ortadan kaldırıyorsun? Akılcılık mı yapıyorsun yani? Din nakildir falan diye. Sonra işte malum biliyorsunuz, ben nakli esası almasaydım, akılla gitseydim şöyle olurdu. Hatırlarsınız mest meselesi, ondan sonra gusül meselesi, bir de miras meselesini söyledi. Üç tane hatırlarsın. Yani ilk defa mana çıkartıyor. Yani sahabeler direkt Kur'an'a muhatap olabiliyordu manaya. Ama sahabelerden sonra bu turfanda, turfan özelliği, Kur'an'ın tazeliği sahabelerde, tabiinlerde işte kaldı. Tebe-i tabiinlerde acayip. Mesela azaldığını göstermek adına Hasan-ı Basri Hazretleri, İmam Ali'nin talebesidir radıyallahu anh, Kudüs'e soruyorum, dediğine bakarsanız büyük resmi görürsünüz. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin söylediği küçük bir kelam, fotoğraf bütünselliğin ifadesidir. Bütünü görürsün. Diyor ki, sahabeydi Hazreti Ali. Hasan-ı Basri onu görmüş. Tabiin. Tebe-i tabiinlere diyor. Siz sahabeleri görseydiniz, bunlar mecnun derdiniz. Yani bitmiş. Yani deli ya. Kafa bitmiş. Onlar sizi görse, bunların dini var mı der. Bu manada. Demiş. Şimdi bir de bize kıyas et. Biz şimdi İmam Azam ve sonrası direkt Kur'an'la muhatap olup Kur'an'dan gidemediği için içtihat ihtiyaç olmuş. Hazreti Ali ile Maviye arasında veya Ayşe-i Sıdık Aleyhisselam arasında içtihattan kaynaklanıyor. Ta o zaman da içtihat anlayış. Gele şimdi bu mana çıplak gözükmüyor. Aynı hakikati zahirde görmek çok zor. 27. sözde söylüyor. Aynı hakikati zahirde görmek. Yani şey gerekiyor. Ha, sırrı eneğe nasıl bakacaksınız? O zaman işte bu mana çıkartmak, mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerini sen istihraç edebilirsin diyor ustad. Edemezsin demiyor bakın. Mühimlerini ben söyleyeceğim. Öyle mi? İncelerini sen istihraç et. Barlada da diyor ki, malum şeyleri nakille değil, istihracı esrarla meşgulüz. Tamam, ikinci bir soru geliyor. Bizi buraya gönderdi soruyla. İsabet ettiğini nereden biliyorsun? Çıkarttığın mana Risale-i Nur reddetmedikçe, muhalif olmadıkça, yani kitap, sünnet, icma ve kıyasa edile-i şeriye zıt olmamak şartıyla Risale-i Nur'un sari esasatına, muhkematına, musallematına, esasat, muhkemat, musallemat, zaruriyatına zıt olmamak şartıyla çıkarttığın mana isabet edersen iki sebebin var, etmesen bir sebebin var. Günah da yok. Demek ki manalar zaten böyle bedava verilmiyor paket. Şimdi böyle bir şeyi istihracı esrarla meşgul olacaksın üstü. Olacağız arkadaşlar. Yani sorusu şuydu. Sırrı insanla, yani soru çok derin olduğu için bu kadar izah etmek zorunda kaldım. Sırrı insanla neye nasıl bakacağız? Bu istihracı esrar ile Risale-i Nur'da bir tamamiye binler, ihtiyaca binen verilmiş var. Onların üstünü açarak, yani okuduğumuz bir şey zannediyoruz ki onu anlıyoruz, odur. Aslında anladın kendin. Sen kendin üstünü açıyorsun. Sır-ı insani dima koy, tencereye koy. Vicdan koy tencereye. Kalp koy tencereye. Kalp nedir? Harita-i kutsiyedir. Arşa kadar kainatın haritasıdır. Ruh, şecere-i hilkatın haritasıdır. Koy, karıştır. Bütünsel, sırrı insani. Buna usta işte diyor Cenab-ı Hak, halifelik sırrı
işaretleyeceğiz da takip ettiğim bir gaye var diyor. Bu takip ettiğim gaye için ben onun günahına şey yapmıyorum. Dolayısıyla bu fark edilip, tefekkür edilirse, fikredilip, hissedip, mahsedip, zevk edersek, ruhlanma, rahlanma, ferahlanma, tasavvufta öyle. Biz de fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. Fikretmek, dima. Hissetmek, vicdan. Mahsetmek, kalp. Zevk etmek, ruh. Böyle bütünlüğünü, işte bu dört tanenin bütünlüğünü, dima, vicdanı, kalbi, ruhu, bütünlüğünü getirince alacağım Abdülbasit sorun. Ondan sonra karşına ne çıkıyor biliyor musun? Allah Allah. Kendin var dediğim şeyler bana verilen, kullandığım şeyler. Mesela bu emanet. Bu kahve içmem için verilmiş. Bu aynı bu da öyle. Kullanmak. Kullanmak için verilmiş. Akıl kullanmak için alettir diyor. Kalp için de alettir diyor. Ruh için de alettir diyor. Ya ben kullanacaksam ruhları. Ben kimim? Başlıyor ene. O sırrı insan inkişaf ettikçe karşısında ene çıkıyor. Abdülbasit bununla alakalı ise sor abim. Bir şey soracağım diye yazmış. Herhangi sorusu varsa sorabilir. Tamam. Şimdi demek ki sırrı insani böyle nasıl eneye bakabiliriz? Kendine vücut ve rengi vermeyeceksin. Aç, fark, noksan, kusuru derifte edecek. Aç, fark, noksan, kusur. Hepsi bir simgedir. Hatırlarsınız. Mesela açsın nispetinde Rabbin sende taayyün ediyor, teşahhus ediyor. Fakirliğin nispetinde ahiret ayağın oluyor aleminde vesaire böyle. Herhalde biraz bir sorunun cevabı da sorudan daha muğlak olmuştur herhalde ama ikinci soru cennette rıza-i ilahi nasıl olacak? Bir kere arkadaşlar rıza-i ilahi biz biliyor muyuz? Rıza-i ilahi biliyoruz da. Size sorarken aslında kendime soruyorum ki kendim kendime ayna olup cevap vereyim diye. Yani yanlış anlamayın. Şimdi rıza-i ilahi içerisinde Allah var. Mesela dua ederiz. Ya Rabbi günahımı affet. Allah'ım şunları bana ver. Bunlar duadır. Duadır. Münacat ise üçüncü şuada geçer. Bir istek yok orada. Mesela Ya Rab şu günahlarımı affet, Ya Rab bunları bana ver. Yok. Münacatta ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dersiyle, Kur'an'ın talimiyle diye böyle. Bak tavsifat-ı ilahiye var. O nispette bizde iç alemimizde böyle Allah'tan böyle kendisini, Allah'tan Allah'ı, Allah'tan Allah var demiş yani bir tanesi. Şimdi böyle cenneti gaye, rıza-i ilahi nasıl anlarız? Alemimizde biraz kendisini gösterdiği nasıl anlarız? Cennet gaye olmayınca cehennem endişesi olmaz. Cennet gaye olan cehennem endişesi oluyor. Rıza-i ilahi de Allah var. Peki fikirde nasıl olur? Benim anladığımı söylüyorum. Böyledir haşa diyemem de. Ve şu anda hatırıma gelen, bununla alakalı çok ders belki de olmuştur. Rıza-i ilahide fikir şöyle oluyor, şöyle çalışıyor. İlk önce ötekisini söyleyeyim. Din, Allah'ın dini, Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberi bize gelmiş. Biz de Allah'ın dinine, Peygamber aleyhissalatü vesselam dinine yardım ediyoruz. Öyle geçiyor. Dinime yardım ederseniz ben de size yardım ederim. İnsan bunu terakki ede ede fıtrat hastesi öyle inkişaf eder ki anlar ki bu ben bir yere yardım gibi gözükürken aslında benim bu. Bu din benim. Bu peygamber benim. Bu Kur'an benim. Dava benim. Ben benimim. Ben de beninim. Yani birisine değil kendime. Ben bana çalışıyorum. Yani
ümmet ruhu başlıyor. Yani bu din benim. Bir yere çalışma yok. Kendime çalışıyorum. Bu benim. Yani fıtratın olmuş. Yani bir böyle kapının kenarından bir şey talep değil de bu sahibi benim ya. Bu davanın sahibi benim ya. Davam ya. Said Nursi'nin davası, Peygamber Aleyhisselam'ın davası değil. Davam. 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 Yok. Ha. Böyle başlayınca böyle yapa 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 su yumuşaktır, kaya serttir, vura vura deniz oyuyor değil mi dağları? Böyle böyle tefekkür ede ede Rıza-i İlahi'de ne cennet var, ne cehennem var, ne o var ne bu var. Allah var. O oluyor. İşte Rıza-i İlahi'de mesela nerede anlatılır? Bu 25. sözde El-Muflihun, işte felah bulacak onlardır. Neyle felah bulacak? Sırayla gidiyor galiba, öyle hatırladığım kadarıyla. De, ya ben bir imanla gireyim de, başka Allah'tan bir şey istemem. Bir model insan böyle. Ya Sırat Köprüsü'nde, Haşir Meydanı'nda ben ahsan olayım da bir hesap, ya bir geçeyim, başka hiçbir şey istemem. Bak, insana bak ne istiyor. Olası, cennete gireyim, tamam. Öyle bir insan var ki, işte davam, böyle bir derdi yok yani, cennet cennem dedi, davam. İnsanı insanlık makamına çıkaracağım. Bu dava İslam benim. Ben böyle cennet, cehennem bir şeyim yok. Ben rızayla, yani ne demek? Ben bendeyim, ben bende olacağım, ben bana gideceğim. Bu dava Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la benim davam. Ben beraber çalışıyoruz. O zaman ne olur? Şöyle odun, ağır bir odun götürürken böyle... Birisi sana mecbur olmadığı halde yolda ya yardım etse böyle kaymıştı ya. Allah razı olsun dersin. Niye taşımıyorsun lan sen? Mecbursun lan sen diyor musun? Demiyorsun. Niye? Bunu taşımaya mecbur değil. Ben taşırken adam geldi, hiç ihtiyacı veya mecburiyeti yokken düzeltti, böyleyken düzeltti. Minnettar olur. Biz de hizmete böyle olursak, ya ben yapıyorum o niye yapmıyor? Ben veriyorum o niye vermiyor? Ben söylüyorum o niye vermiyor? Demez. Çünkü bu be kendisi tek benimle bu devam ediyor. İnsanlar yardım ediyor. E Allah razı olsun ya. Ne kadar ederse, omuz atarsa o kadar memnun olur. Niye atmıyorsun diye böyle bir davası olmaz. Bu Rıza-i İlahi ruhudur. Rıza-i İlahi de Allah'ın kendisidir. Bir şeyi nakledeyim, kapatayım. Fıkıh-ı Ekber'de Allah'ı gören zatlar var. 341'de, 441. sayfalarda var. Fıkıh-ı Ekber, İmam-ı Azam Hazretleri Efendimiz'in hazırladığı şeydir. Ondan sonra tasdif etmişler sonraki talebeleri. Ortadadır yani, herkesin elinde ulaşabileceği şey. Ben söyledim, kaynak söylüyorum. Orada İmam Ali'nin şey var. Allah'ı gördüğünü, şunu gördüğünü. Ahmet bin Hanbel'inkisini nakledeyim. Bu işte alakalı. Ahmet bin Hanbel Rabbimi gördüm dedi. Görünce tabii şaşırdı. Zaten Miraç Risalesi'nde bunun izahı var. Peygamber Aleyhisselam gitti, geldi, o kapıyı açık bıraktı. Etkiye ümmeti, Peygamber Aleyhisselam cismen ve ruhen gitti. Bir ümmeti diyor, ruhen, kalben ve ruhen diyor. Gidip geliyorlar. Yani o kapı açık zaten. Ahmet bin Hanbel görünce dedim ki, böyle şaşırdım diyor. Bana dedi ki diyor Rabbim, ey Ahmet sen benden ne istiyorsun? Ben bir şey diyemedim diyor. Sonra bana istemeyi de öğretti. Ne isteyeceğimi de o söyledi. Ahmet, sen benden bir şey istersen o ben değilim. Bendendir. Sen benden beni iste. Dedi diyor. Tamam. Bu işte Rıza-i İlahi. Böyle artık Allah ya. Bu tasavvufta aşık olmak işte, aşık olmak. Efendim bu arada yaklaşık olarak 50 dakika da geçti. Efendim sorusu olan var mı, böyle soru mu yazdılar? Yani ben okumakta şey yapıyorum, sıkıntı olabiliyor yani. Eğer sorusu varsa sesli sorabilir. Hasan abi o yeri, bahsettiğiniz yeri okuyalım mı kısaca, o Ey Fethali? Uzun olur. Uzun olur. Şimdi saat... Yok yok. Evet. Sayfayı söylesen. 25. sözün. Abi 25. söz 394.
Bir senin de 394 bir cümleyle, bir iki cümleyle oku Bedri. Çünkü saat geçtiği tamam için tutmak istemiyorum. Ey müttaki, sen cehennemden felah bulursun. Ey salih, sen cennete felah bulursun. Ey arif, sen rızayı ilahiye gayr olursun. Ey aşık, sen rüyete mazhar olursun ve hakeza. Bu kadar aslında. Maşallah. Çok güzel. Tebrik ederim. Allah razı olsun. Çok kısa tutun, güzel oldu. Hem de hoş oldu. 394 miydi Bedri? Evet, evet. Evet, bak bu sözler de ha bizim okuduğumuz kitapta, yani gayipten okumadı. Bak üç tane kişiyi söyledi değil mi? Allah Allah. Sen cehennemden azap olursun. Sen cennete gide. Ey Arif, Arif diyor, rıza ilahi diyor. Ey ya. Arif, sen rıza ilahiye nail olursun. Vay be. Allah Allah. Ya ustad hep demiş mi kardeşim? Değil mi? Ya. Bir ayetten çıkarıyor ha. El muflihun. İşte felah bulan onlar olacaktı. Bunlardır diyor. Nereye felah bulacağını tayin etmiyor. Herhalde saatimiz de doldu galiba. Bugün de eğer Abdullah da böyle bir şey vesile oldu soru cevap. Sonra varsa böyle kısaca ya bu soru tam bir fırsat oldu sorayım. Ortama soruyorsunuz, bana sormuyorsunuz bak. Ben bir şey söyleyebilir miyim abicim? Evet. Şimdi biz sırrı insaniyi bilmiyoruz ki abi. Yani sırrı insaniden eneye bakmanın ne olduğunu bilelim. Bize emanet edilen, yani sırrı insani eneyi teslim alan. Mesela ben geçen gün siz böyle bir ders yapmıştınız Hasan abi. Barlı 185 Hafız Ali abinin seyahati. Büyük saraya girip ihata edememiş. Ama büyük saraydan küçük saraya giriyor Hasan abi. Büyük saraydan küçük saraya. Yani büyük saraya eğer biz sırrı insanı dersek, küçük saraya da emanet olarak, emanet nazarıyla bakarsak, besmele ile o kapıyı açarak içeri girmiş ve orayı ihata edebilmiş Hasan abi. Yani biraz belki böyle diyebilir miyiz diye düşündüm. Birincisi bu. İkincisi de Hikmet abinin söylediği hadise de Hasan abi. Yani Hikmet abi Amerika'da tabii belki daha şartlar, imkanlar, vaziyetler farklıdır ama şimdi bu benzerlikteki haletleri hepimiz zaman zaman yaşıyoruz Hasan abi. Burada sizin bir dönem söylediğiniz bir laf vardı. Ben onunla kendime biraz şey yapıyorum. Bu sanki biraz insanı vesveseye bazen itebiliyor diye düşünüyorum Hasan abi. Sizin dediğiniz Hasan abi, şeytan bir enerjidir. Enerjiyi yok edemezsiniz. Enerjiye ancak yön verebilirsiniz. Mesela bu bizi riyadan kurtarmaya vesile olduğu cihette çok da önemli bir şey oluyor Hasan abi. Bu nazarda baktığınız zaman artık o vesvese hükmünü de kaybediyor. Yavaş yavaş yok oluyor gibi düşünüyorum mesela. Ben böyle biraz menfaatlendim diye düşünüyorum yine mesela. Evet. Sırrı insan tabii ki şimdi ben akşam soru cevap gibi oluyor ya. Sırrı insani tabir edersek o ceminden arkasında ortaya çıkan, şimdi benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim vicdanım, bildiğiniz bir şey, benim kalbim, benim ruhum. Daha benim diyecek, sahiplenecek bir şeysi var mı? Benim diyecek yok. Ben olan ben. O enedir. Ben. Enenin üç tane manası var. Bir ademi manası var. Bir mevcut manası var. Bir de vücut manası var. Lugatlarda ene enaniyet, gurur, kibir anlamındadır. Bu ademi. Ademi manası. Gurur, kibir, aset. Ene, ben. Var ya, bu ademi. Mevcut tarafı emanet. Nedir o? Rüzname oluşu, takvim oluşu, hulasa olması. 146 Emir Dağı'nda söylüyor. Birinci Emir Dağı'nda. Bu mevcut tarafı. Yani mülk tarafı. Melekut tarafı ben olan bendir. Vücut. Bunun vücut haricisi yok yani, böyle bir
mahluk yok. Barla da anlatır. Bu mec'uldur der. Mec'ul. Buraya kadar geldik değil mi? Sıkıntı yok herhalde. Ademi manası var. Bir de mim, mevcut tarafı var. Bir de vav, vücut tarafı var. Adem, gurur, kibir, haset, enenin, enaniyet. Bir de mevcut, ruzname olması, harita olması, takvim olması, hulasa olması, gösterge olması, emanet bu. Bir de o sahip çıkıp da çıkamadığım bir şey. Yani benim gömleğim, benim atletim, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum. Başka bir şey kalmadı. Ha, artık bir şey kalmadığı zaman şaşıran. Ama vücudu yok. Ben olamam. Bu en nedir? Bu da vücut tarafı. Şimdi bu buraya gelince burada Cenab-ı Hak taayyum ve teşahhus ediyor. Taayyum ve teşahhus ediyor. Şu anlar 9. sayfada diyor ki İyâke nâbudu ve iyâke nesteyn. Fatiha'da önü ve arkasında kesin durman gerekiyor okurken. Mesela şöyle okuyamazsın. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin iyâke nâbudu ve iyâke nesteyn ihdine sırâta mustakim. Yani iyâke nâbudu ve iyâke nesteyn önünü arkasını durak yapacaksın. Kesin durak var orada. Diğer hiçbir tanesinde yok. İşte İyyâke nâbudu ve iyâke nesteyn 9. sayfadan söylüyorum bunu. Diyebilen de Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Hangi? Enenin vücut tarafı. Mahluk olmayan tarafı. Enenin 3 tarafı vardı. Tamam. Mevcut şey Adem mevcut vücut. Ha, bu vücutta Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Bende o. Bende o taayyum ve teşahhus ediyor. Bunun adı sırrı insani. Onda Allah sorabilmez. Ezeli ve ebedi ben Allah'ın ilminde, hepimiz ilminde vardık. Onda ben nasılınım? Allah'ta ben nasılım? Bilmiyor. Bilecek miyim? Hayır. Bilmiyor. Allah'ta ben nasılım? Bilmiyorum. Onda ben var. Bilmiyor. Ama bende o var. Bu sırrı insani. Eneden daha arkası. 11. sözde bunu bir nebze anlatır. Bunu da şey yapar. Sırrı insani. Bir de İnce Mesnevi'nin sonunda zatımı tefekkür etmeyin. Sıfatlarımı, ismamı, eylemlerimi, efalimi tefekkür edin. La tefekkeru. La tefekkeru zatihi. Zatımı tefekkür etmeyin diyor. Mümkün değil. Niye? Kendini tefekkür edemiyorsun ki. Allah'ı niye görmüyoruz diyor. Sen kendini gördün mü ki? Allah'ı niye anlamıyoruz ki diyor. Sen kendini anladın mı? Allah'ı ne zaman göreceksin? Kendini gördüğün zaman. Ne zaman anlayacaksın onu? Kendini anladığın zaman. O senin Rabbin olduğunu göreceksin. O artık o zaman diyor, artık bugün gözünüz aydın diyor. Gözünüz çok keskin diyor, aklınız çok keskin. Kalbiniz keskin artık göreceksiniz diyor. O bugün artık bitti o, perdeler gözünüzden kalktı diyor. Sonra bakıyor adam havaya, hiçbir şey anlamıyor. Ötekisi bakıyor, buradaki alemleri seyrediyor. Kabire bakıyor, korkuyor. Kabire bakıyor üstad, tespit dizen kadını görüyor. Daha ilerisine bir bakıyor, nüker mekir geldi diyor. Daha sakin. Bana diyor, benimle sohbet etmeye başladılar diyor. Bana hesap sordular, ne yapıyorsun lan, gel bakayım buraya. Bunu niye dedin, niye demedin? Böyle demiyor üstad. Nünker 11. şualarda Nünker Mekir denilen diyor iki tane müekkel melaike arkadaş diyor arkadaş. Geldi diyor benimle diyor sohbet etmeye başladılar diyor. Yalnızdım kara, kabir nedir? Yalnız, kimsesiz, soğuk, karanlık. O gelen Nünker Mekirler bunları çoğaltmak değil bunları kaldırdı diyor. Yalnızdım gitti diyor. Kabrim ısındı diyor. Karanlıktı diyor, aydınladı diyor. Bir de ne diyor?
dardı diyor, genişlendi diyor. Ne zaman oldu nükel mekil gelince? Biz de nükel mekili daha değişik anlamışız. Fırtlamıza basan, biz böyle bizi yalnız bırakan, ceza veren. Usta diyor ki kabre girdim yalnızlığım gitti diyor. Ondan sonra kabrim genişlendi diyor. Nurlandı diyor. Isındı diyor. Benle sohbet ettiler diyor. Ya biz de bakıyoruz kabire. Biz de bakıyoruz. Yani bunlarla beraber olmak ya. Hikmet'in şeyi dedi ya, nasıl olacak? Dolayısıyla mesela oraya girdi işte Gafur. Onu da ben şey yaptım. Mesela şeytan, mesela harama bakma meyli var ya içeride. O enerji dediğin için ben şey yapayım, biraz ifade edeyim onu. Harama bak, bak bak, aç onu. Hele yalnızken televizyon için. Aç, içeride bir coşma var ya, o şeytandan değil, o şeytandır. Kendisidir, o enerji. Şimdi, mesela geliyor değil mi haram? Bak diyor, içeride bir coşma enerji var. Kafayı çevirdin, o geçti. Bu enerji bakmadın, kullanmadın. O aktif oldu. Nefsül emir oldu. Yani vücuda çıktı o enerji bak diye. Bakmayınca geri gider mi o enerji? Yok, vücuda çıktı. Ne olacak bakmayınca? Bakmadın. O şeytanın enerjisi o fazilet kemalat oldu. Allah'ın ifadesiyle Celle Celaluhu, benim anladığım Kur'an'da. Siz diyor benim korkumdan bakmadınız değil mi? O nefsani bir lezzet alacaktınız değil mi? O enerji oydu. O var olan enerjinin doyumudur lezzet. Nefsani lezzet bu. Bak 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 bak, bir coşma var. Bakınca onun adı lezzet deniliyor. Ne lezzeti? O enerjinin boşalması. Cenab-ı Hak da diyor ki sen bakıp ondan lezzet mi alacaktın ha? Ben diyor benim için bakmadın korkumdan, ben de diyor ondan daha fazla imanın lezzetini sana tattıracağım diyor. Şimdi onun izahı, bence ben anladım. O enerji coştu, bak bak bakmadım, geçti aram. Açmadım televizyon, videoya bak bak şey yapmadım. O enerji ne olacak? Yok olur mu? Yok, ortaya çıktı, geri de gidemez. Her şey kemalata gidiyor. Onun adı fazilettir. Onun adı huzurdur. Onun adı ruhsal lezzettir. Evet menfi ama hayrı da barındırıyor. Dert neyse derman da aynı şeydir. Yani bakışını değiştiriyorsun, dert derman oluyor. Bakıyorsun kabire, çukur oluyor. Cehennem çukurundan bir çukur oluyor. Ötekisine göre pasaport dairesi oluyor. Mesela bu saatte bu derste durmak hakikaten sıkıntı oluyor. Ama Allah Resulü'nün tabiriyle cennet bahçesinin bir bahçedir diyor. İlim meclisleri diyor. Bakış. İyi, bugün İnşallah geceniz mübarek olsun. Bugün de soru cevap tarzını böyle güzel oldu. Aslında böyle iyi de oldu ha. Böyle bu tür şeylere birbirimize zaman ayırmak da çok şey. Ne yazmış? Bizim İzmirli ne yazmış İzmirli? Gözlerimi kapamak ne güzel bir kapıcıdır. Şehvetin kalbi evine girmesini önler. Hazreti İsa'dan rivayet edilir. Olan İncil'i okuya okuya hepten Hristiyan olacaksın ya Emre. Ne yapacağız senden? Her ne olursa olsun her ne olursa olsun bir şeye bakmadan sakının. Çünkü bakış kalbe şehvet tohumunu eker. Bu da sahibini doğru yolda çıkarmak. Biraz fazla merak etme. İncil'i boş ver. İncil'i 19. mektubu. Şimdi bazen abi, de... He efendim. Ben İncil'i istemiştim bu misyonerlerden. Baktım biraz bu Risale-i Nur'da o 19. mektupta geçen kısımlarla çok daha farklı mana vermişler. Yani giderek bozmuşlar herhalde. Bozmuşlar. Bu İbrahim Hakkı diyor üstad zaten. Üstüne önceki İncil'ler belki daha yakındır yani üstadın o iktibas ettikleri. Evet, yani mesela bende de vardı da var yani. İncil, Tevrat da var, Kabalah da var yani, müracaat ediyorum. Çünkü bana lazım oluyor. Bir kere bakmıştım, geçirmiştim hepsini. Zaten Ustad 19'un sözde İbrahim Hakkı, o da şeyden diyor, Hüseyin'i cisri mi diyor, ondan naklediyor diyor. 114 defa Peygamber Zahresi Aleyhisselam'a sarahaten
İbrahim Hakkı Hazretleri de şey ondan naklediyor. Bu Yuhanna İncili 16. bab 4. ayet falan bunları tabii gördükçe bunlar hepsini acayip şey yapmışlar. Daha beter bozmuşlar. En acayip bozulduğuna delil, en bariz delil, hiç kimse bir şey diyemiyor. Ben papaza sordum. Hazreti İsa Aleyhisselam'a gelen İncil midir? Evet dedi. Dedim eski ayet içinde niye var dedim. Üstlerine İncil yazıyor dedim. İsa Aleyhisselam'a eski ayet var mıydı? Durdu. Eski ayet, yeni ayet diye iki bölüm var. Yani Yahudiler ona sokmuş. Eski ayet, yeni ayet diye. İsa Aleyhisselam'a eski ayet gelmiş miydi? Musa Aleyhisselam'a mı gelmişti? Musa'nın eski ayet orada ne işi var diye sordum. Yani fazla detay olmasın diye. Tabii bir şey demedi yani. Böyle çok şey. Geceniz mübarek olsun inşallah. Ya çarşamba günü herhalde bizim dersimiz var. Yarın benim enfusi ders olacak. Ya dördüncü şuadan devam edeceğim. Veya başka bir enfusi inşallah şey yapacağız. Hasan abi kapatmadan kapatmadan bir şey sorabilir miyim? Yani bunun cevabını bilden beklemiyorum ama böyle parmakla işaret edip delillendirecek bir durumum yok. Ama belki sizin geçmişiniz 30 yıllık bir birikiminizle alakalı belki söyleyebilirsiniz abi. Şimdi Allah-u Teala biz zatıyla tefekkür etmiyoruz. Esma, sıfat ve şunatlarıyla bilmeye çalışıyoruz Hasan abi. Acaba mecul derken, yani Nur-u Muhammed'i derken, çekirdeği aslı derken, onun mana tarafı Hasan abi, şunatın karşılığı, şunatta sıfatın tezahürü, nur tarafı da, yani ki bu sırrı insani, nur tarafı da o tezahürün üzerinde esmanın tecellisi diyebilir miyiz? Diye bir soru olabilir. Evet. O orada Miraç'ta birinci meyve yapmıştık bu Kadir gecesinde galiba yeni ders girdi. Miraç'ın birinci meyvesinde bakın bedenen, cismen ve ruhen gitmiş. Kelamına ve rüyetine mazar olmuş. Onu takip eden etkiye ümmeti kalben ve ruhen. Orada Rabbini müşahede ediyor. Rabbini. Rabbul Alemin değil böyle. Orada kalsın şey. Ama la tefekkürü bizatihi. Zatını tefekkür etme diyor. Hadis-i kutsi. Ondan sonra Hasan abi Allah razı olsun. Derslerden bizi mahrum etme bunları. Arayı fazla açmayın abi ya. Evet doğru söylüyorsun alim. Şu cümleyi de dur kapatma alim. Gafur. Muhyiddin Arabi'ye Cenab-ı Hak demiş ki niye böyle başıma şeriat kılıcı geldi manasında şey olunca sana bil dedik, bildir demedik dedi. Bana Kur'an kadar Kur'an verilmiş ama vermeye mezun değilim peygamberimiz demiş. Böyle bazı şeylere mesela diyelim ki enedir, bak enenin, enaniyetin, enenin, ademi, Adem'in, mevcudun, vücudun anlat ama kendi sezişlerini duyumsadığını yani hazlarını, huzurunu zaten tanımlayamazsın. Risale-i Nur'un böyle dikkatli böyle tabirleri kullanarak şey yapacaksın.